Şimdi gerçek bir star geliyor. Sefo! Çok güzel hikayeler var Sefo. Heyecanlı mısın? Vallahi. Sefo'ya sorusu olan var mı? Programa geçiyorum. Sanatçı kaprisi var mı? Ben onu çok merak ediyorum. Ya buna ben cevap veremem bence ama. Sanatçı kaprisi gelmeden önce vardı. Fotoğraf gönder falan. Arabanın fotoğrafını niye istediniz lan? Araçta kaprisi. Ya ben genelde arabaları böyle geliyor, kliması çatışmıyor, çart çurt falan. Ama konserde giderken normal şartlarda. Oğlum ben sana bir bilendim ilk başta. Sonra bir geldi melek gibi çocuk. Bende var birazcık kaprisi. Şarkıyı söylüyor, sen kime kaprisin ya? Bir de totemi var mı? Ben çünkü çok sanatçıyla çalıştım. Böyle sahneye çıkmadan önce şu yanımda olsun, şunu yapmadan çıkmam. Bizden baba peçete istedi. Yemin ederim tuvalet kağıdı istediler. Vallahi istediler. Sefo baya çok mütevazı bir, çok tatlı sağ olsun. Gelmeden önce şöyle şartları var. Araçla alınsın, aracın fotoğrafını atın. Aracın fotoğrafını istediler. Ben de Vito'yu yolladım. Nereye yolladım biliyor musun? Ümraniye. Dedim ki havan kim bana koyayım? Ümraniye'den geliyorsun. El arabasını bekliyordu. Fantazini söyle bize veya sıçma hikayeni. Bir tane sıçırtma hikayem var. Arkadaş grubumuz var. Aramızda bir tanesinin sevgilisi yoktu. Sürekli bana sevgili bul diyordu. Biz bir tane bulduk. Bunun evine girdik. Şişirdik, koyduk. Ha, şişme kadın koydunuz. Şişme kadın bayağı pahalı. Ne kadar verdiniz ona? 35-40. 35-40 euro. Saçmalama lan. 8000 liradan başlıyor. Sen nereden biliyorsun Sefocuğum? İzabel şişme kadın mı lan yoksa? İzabel seninle mezara ben. İzabel'e üzüldüm lan. Keltoş'u gördün zaten. Almanya'dan geliyormuş. Gelsenkirchen'de oturuyor. Neresinden abi? Gelsenkirchen dedim ya oğlum. Gelsenkirchen şehir mi orası? Gelsenkirchen şehir mi? Schalke, Schalke. Schalke? Schalke 04. Schalke. Bu da hiçbirsen haberi yok ha. Murat en etkileyici bakışını yapar mısın şuraya? Kızlar etkilendi anladığım kadarıyla. Ortadaki Helin seninle acayip bir anısı var. Kendisi anlatacak birazdan. Öyle anı değil. Kanka öyle anı değil. Annesi Kars'ı s**ler. Öyle anı değil. Ne yapıyorsun lan Almanya'daki? Alman devlet demir yoluna çalışıyorum. Bir de şimdi yeni yeni oyunculuk yapıyorum. Şovlara katılıyorum. Şovlara mı katılıyorsun? Nasıl yani? Bir tane şov var. 30 tane kız var önünde. Oraya çıkıyorsun. Kızı beğenince, kız da seni beğenince sonra limuzini biniyorsun. Orada gizli kamera var. Ondan sonra tanışıyorsunuz. Kamera da sonra çıkıyor artık ne oluyorsa. Bunun peki devlet demir yollarıyla ne ilgisi var? Kanka kızlarla tren yapıyorlarmış. PlayStation oynamaya gittik. Paraları topladık. Adama vereceğiz. Dediler ki Mustafa sen ver. Tamam dedim verin. Onlar oynarken ben paraları alıp gittim. Mustafa bu cimrilik değil, bu hırsızlık. Hocam sen devam eder misin? Tabii ederim. Şimdi ben konuşan arkadaşlarımı sorayım, seyirci arkadaşlarımı sorayım. Konuşanlara sor kanka. Reaksiyon alırsa çarpı atarsın. O kadar. Sıçacağım mı, içeceğim mi? Parayla her gün... Formatı değiştirdim. Ne yapıyorsun sen? Eski kız arkadaşıma mesaj atabilmek için aldım. Seni çok sevdiğim için. Eski kız arkadaşım beni çok seviyordu. Ondan mı aldın bileti? Yani onu? Beraber gidelim diye konuşuluyordu. İzliyorduk falan. Senden ayrıldı mı? Benden ayrıldı aynı. Akıllı kızmış. Beni izliyor. Senden ayrıldı. Hoş bulduk. Neden bere takıyorsun içeride? Çıkartayım mı? Sen bilirsin de merak ediyorum. Bilmem. Çıkartabilirim. Ya oğlum bak. Rahatsız olduysan çıkartayım. Ya rahatsız olayım. Bu konuyu ilk kez ben sorunca bakmayalım. Kızartıkü duruyor. Affedersiniz sizin gibi bazen kendine aşık oluyor değil mi? Bırakıyor. Efektin... Hiç yanlış bir tespit değil ki. Estağfurullah zaten böyle bağırıyorsunuz. Çarpıyı kime vermek istersin? Verdik verdik. O da filme verdi enteresan bir şekilde. Neden? Manipüle etmez misin seyircileri lütfen? Tamam ya. Çok aldatıldım. Böyle bir adet sancısı çeken bir kadın düşün. Ah, ah canım yanıyor falan filan derken tam o kadın o acıyı çekerken öğrendim ben aldatıldığımı. Nasıl? Laptopu açık kalmış. Böyle bayağı laptopunu çekeceğim. Kendi laptopumu koyacağım falan. Tek bir masa var evde. Küçücük bir ev. Laptopunu çekerken bir baktım Osman ya gene haftaya ben seni...
Yani bilgisayarı şöyle çekene kadar zaten bütün konuyu anladım. Yani üç satırda anlatmış adam. Bu arada da helal olsun, belki izliyordur. Değil, kesin hep aldatsın hayatım önce. Hep aldatılmışımdır belki de. Benim iki tanesini öğrenebildim. Ben senden uzunumdur canım. Hangimiz daha uzunuz? Çok da bir fark yok. Ben uzunum değil mi? Saç farkı var orada. 5 santim var orada. Üzgünüm Çatoş. Şampiyon da olamadım. Hediye çeki de yok. Tamam lan, sana da veriyorum hediye çeki. Almıyorum lan, ben kabul etmiyorum. Al al, al senin onu. Tamam, veriyorum. Söz veriyorum. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, merhaba. Ben sana kısaca anlatayım konuşan adaylarını. Soldaki saçları tuhaf kızı Rose adı. Rakip bir üniversite var biliyor musun? Metrobüs Turan Üniversitesi. Ben oradan mezunum. Sen o parçaları nasıl besledin lan? Kız arkadaşın var mı? Var. Ne iş yapıyor kanka? Öğretmen. Ne öğretmeni? İngilizce öğretmeni. Oğlum çok güzel lan. Herhalde. Kardeşim. Artık rehber kiralamayacağım. Anladım. Nasıl tanıştınız? Biz Kaş'ta tanıştık. Tabii ki sen açıldın sonra. Açılmadım. Aktım resmen. Ailenden, senden de artık bir torun gelsin gibi baskı var mı? Baskı yok da isterler herhalde. Senin ama var böyle düşüncen? Ama benim çocuğumu da düşünsene, ne güzel olur. Ama abi bununla düşüncen var mı bu son ilişkinde? Tabii ki. Ciddi evlilik tabii düşüncen. Tabii ki. Var mı bir o adım? O kadar güzel kız bulup ürememek ne demek? Bir akşam. Keman ve piyano dersi veriyorum. Bana da piyano dersi verir misin? Ay seve seve veririm biliyor musun? Böyle ayağımı böyle piyanonun üstüne koyup böyle leydi böyle şeyler yapıyorum. Gerçekten Fazıl Say yaşadı herhalde kemikleri size ben. Bir Türk ile karşılaştığınız tepkiniz ne olur? İrem Derici'den başlıyorum. Evet bebiş. Uzayda Türk ile karşılaştın. Ne a**k gözlerden başlıyorum yani. Tekel var mı? Soracağım ilk soru. Net. Güzel cevap. İrem'i nasıl buluyorsun güzellik olarak? Güzel valla. Fiziği güzel. Yüzümü beğenmedim. İrem'ciğim, bir erkeklerin etkilendiğin kriterler nelerdir? Tip tabii ki ya, ne olacak? Bir tane örnek ver ünlülerden etkilendiğin tipinden. Türk birini söyleyeceğim, ondan sonra o magazinde... Ya bir şey olmasın, bir yaşasın. Davran. Aa, götüme sopa kaçmış gibi oturayım. Kız neydi Galatasaraylı? Rindon. Onu seksin mi diyorsun? Rindon. Yanıyorum. Rap kültürünü seviyorum. Ben onun içinde büyüdüm. Pop'a ruhumu satmış olabilirim. Çünkü para ondaydı. Bileydik zamanında. Rap'te de para olduğunu. Tabii. Yaparsın yani hala. Var mı öyle düşünceler rap yapmak gibi? Yok bu saatten sonra. Niye? Hani, ne bileyim yani sonuçta alıştım. Ruhu sattıktan sonra zevk almaya bak derken. Bakın bunu nasıl yayınlayacağız? Şey oluyorum abi, şimdi ben ona bir acı versem fiziksel, çeyrek ayna yapsam, gitsem böyle bir şey, hiçbir şey ona acı vermeyecek. Gidiyorum aldatıyorum, o aldattığımdan da haberi olmuyor. Ne oluyor işte, ne yapmış oluyorum ben, sonra ilişki bitiyor. Hani ben o boku yedim diye. Söyledin mi peki? Asla hiçbirine söylemedim. Hepsini aldattın mı daha önce? Hepsini aldattım ama manyak manyak konuşma. Kaç tanesini aldattın? Ay ne bileyim, ayol çeteresini mi tutuyorum yani ama... O kadar sayısı var mı? Evliliğimde öyle bir şerefsizlik yapmadım ya da o uzun ilişkimde asla öyle bir şey yapmadım. Üniversite yıllarımda daha çok böyleydim. Gidiyordum böyle bir öncekine hemen bir alo. Alo, ilk yardım attı diye. Kendini değerli hissetme falan muhabbeti. Evet de yani daha beter bok gibi. Boka batıyorsun iyice öyle bir şey olduğu zaman. İlişki baltalamış oluyordum. Her seferinde de aldattıktan sonra 3 ila 5 iş günü arası o iş bitti. Hiç aldattınız mı sevgilinizi? Tatile gittiğin zaman oluyordu mesela. Rutin diyorsun. Teşekkürler onursuz. Teşekkürler. Bununla da gurur duydun ya, kız utanarak anlattı.